Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Vatan şairi dediğim zaman hepimizin aklına ilk olarak Namık Kemal gelir. Edebiyat derslerimizden hatırladığımız üzere bazı ilklerin öncüsü olan Namık Kemal'in önemli eserlerinden birisi olan İntibah romanını bugün sizlerle beraber değerlendirelim. Namık Kemal, Tanzimat döneminin önemli fikir, sanat ve düşünce adamlarından birisidir. Hatta o dönem siyasi tarihin de önemli figürlerinden birisidir. Çünkü milliyetçilik akımını ilk kez somut olarak edebiyatımıza kazandırmış ve bunların halk nezdinde tanımlarını yapmış, bu anlamda da milli bilincin oluşmasına katkıda bulunmuş siyasi figürlerden birisi. Döneminde siyasi iktidarla arası hiç iyi olmamış ve sürekli sürgün hayatı yaşamış bir edebiyatçımız. Edebi eserlerinin çoğunu da bu sürgün dönemlerinde yazmış. Bugün sizlerle değerlendirmesini yapacağımız İntibah romanında Magosa, Kıbrıs, Magosa sürgünündeyken yazmış, neşretmiş. Kitabın ismi İntibah. İntibah uyanış demek. Fakat yayın evi Sergüzeşti Ali Bey, yani Ali Bey'in maceraları şeklinde bir isimle kitabı yayınlamış o dönem. Fakat daha sonra kitap İntibah olarak günümüzde basılıp çoğaltılıyor. Namık Kemal siyasi tarihimiz açısından dediğim gibi çok önemli bir figür ve ayrıca dönemine göre çok yönlü de bir karakter. Fransa'ya gidip geldikten sonra klasik edebi dilini değiştirerek daha modern bir edebi üsluba, daha Avrupa'yı bir edebi üsluba bürünmeye çalışıyor. Özellikle Fransız edebiyatından çok etkileniyor ve bir Osmanlıca, Fransız tarzında bir Osmanlıca roman yazmak sevdasıyla İntibah romanını yazıyor. İntibah romanı döneminin popüler edebi akımı olan romantizm akımından da etkilenerek oldukça romantik bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Namık Kemal tiyatroya da çok ilgili. Vatan yahut Silistre isimli tiyatro eseri döneminde o kadar çok izleniyor ki bir süre sonra iktidarın ilgisini çekiyor ve insanlara bu özgürlük, milliyetçilik kavramlarını verilmesinden rahatsız oluyor ve yasak getiriliyor. Namık Kemal edebiyatımızda bazı ilklere imza atmış dedik. İntibah romanı, şu an değerlendirdiğimiz İntibah romanı ilk edebi roman olarak geçiyor edebiyat tarihinde. Cezmi isimli bir yine kitabı var. İlk tarihi roman olarak yine o da literatürde yerini almış. Dediğim gibi Namık Kemal edebiyatımız için önemli bir figür. Bazı ilkleri temsil etmesi açısından. Tekrar romana gelirsek, İntibah romanı konusu itibariyle bir Türk filmini çağrıştırıyor. Daha doğrusu kendisinden sonraki dönemlerdeki Türk filmlerini etkilemiş bir konusu var diyebilirim. Romanda Ali Bey isminde çok naif, aile terbiyesi almış, tırnak içinde soylu bir ailenin çocuğu ile gönül ilişkileri peşinde koşan, bunu bir ekonomik çıkar haline getirmiş bir kadının, Mahbeyker ismini bir kadının gönül ilişkisini biz öğreniyoruz. İlk etapta Mahbeyker Ali Bey'le gönül eğlendirirken daha sonra bir tutkuya dönüşür bu. Ali Bey'in de Mahbeyker'in gerçek kimliğini öğrenmesiyle, çünkü Mahbeyker kendisini farklı tanıtmıştır Ali Bey'e. Mahbeyker'den uzaklaşması sonucu Mahbeyker'in Ali Bey'den intikam alması konusu etrafında şekillenen bir hikaye. Kitap dediğim gibi romantizm akımından oldukça etkilenmiş bir üslupta yazılmış. Tasvirleri çok uzun, duygu anlatımları çok uzun, duygu tasvirleri fazlaca. Kişiler çok karikatürize. İyi olanlar çok iyi, kötü olanlar çok kötü gibi belli kalıpta karakterler var bu ve bu karakterler büyük oranda kendi kişilikleri koruyorlar. Daha ziyade ana karakterde bazı dönüşümlere biz denk geliyoruz. Dediğim gibi kişilerin iç konuşmaları, duygu ifadeleri hep uç noktada. Buna rağmen çok sıkıcı bir kitap değildi. Günümüz okuyucusunu çok fazla yakalayamayacak bir üslupta olmasına rağmen sıkıcı bir kitap değildi. Okuma alışkanlığı olan, okuma kültürüne edinmiş insanların zevk alacağı türde bir kitaptı. Buna rağmen tabii karakterlerin çok sahici gelmemesi, biraz şablon karakterler olması itibariyle karakter canlılığı anlamında çok şey bulamıyorsunuz. Yani zaten kitap bu anlamda klasik olmuştur, değerli bir kitaptır. Fakat dediğim gibi biraz dönemini yaşayan bir kitap. Günümüzde o kadar da canlı kalmış bir kitap değil diye düşünüyorum. Bazı klasikler var tabii. Onları zaman da geçse, çağlar da geçse eskitemiyor. İnsan okuduğu zaman o ilk okuyan kişinin heyecanını alabiliyor. Böyle eserler var. Mesela Sefiller kitabı da romantizm akımından etkilenerek yazılmıştır ama hala okuyanları çok canlı bir şekilde kavrar, içine alır diye düşünüyorum. Kitap ayrıca
bir dönem kitabı. Bu tür eski kitapları okuduğum zaman gerçekten çok keyif alıyorum. Adeta bir müzeyi geziyormuşsunuz gibi. Çünkü yaşandığı dönemi size anlatıyor. O dönemdeki insanların davranışlarını, örf ve adetlerini, tepkilerini, yaklaşımlarını görme şansınız oluyor. Bu da çok değerli bir şey diye düşünüyorum. Mesela Don Quixote okuduğunuz zaman neredeyse 300 küsur yıl önceki bir insanın anlattıklarını okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Onların günlük hayatına ortak oluyorsunuz. Bir nevi zaman yolculuğu gibi çok değerli geliyor bana. Bu kitap da bir dönem kitabı. O dönemin şöyle fesli, kadınların şemsiyelerle gezip mendil attığı dönemler gerçekleşmiş, yazılmış bir kitap. O dönemin içine giriyorsunuz. O dönemdeki kıyafetler, o dönemdeki bazı örf ve adetler, bunları görüyorsunuz. Özellikle günümüz teknolojisinin içine bir nevi gömülmüş biz insanların neredeyse hiçbir teknolojiye sahip olmadan bir günlük yaşam sürmeleri ilginç bir deneyim oluyor. İnsanlar demek ki o dönemde yaşıyormuş diyebiliyorsunuz ve bunu yeni nesle örnek olarak gösterebiliyorsunuz. Çünkü onlar cep telefonu olmadan bile insanların nasıl yaşadığını sorguluyorlar. Bu anlamda değerli kitaplar. Namık Kemal'in okuduğum ilk eseriydi. Dili düzgün, akıcı, anlatımları uzun olmasına rağmen kulağa tırmalamayan akışkanlıkta Namık Kemal'in bu önemli eserini, Türk Edebiyatımızın bu önemli eserini sizlere okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle romantik eser seven, Türk filmi seven, romantizm seven kişilere çokça hitap edecek kalitede bir roman. Ayrıca edebiyatımızda bir ilki temsil etmesi açısından da anlamlı bir roman olmasa sebebiyle okumanızı ve bilmenizi tavsiye ettiğim eserlerden bir tanesi İntiba. Bugünkü kitap değerlendirme videom burada bitiyor. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Bildirimleri açarak da yeni video yüklediğimde haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni bir kitap değerlendirmesi videosunda görüşmek dileğiyle.